Sadece ben değil de 3. sınıfın velileri hepsi çocuklarını okula göndermiyor. Niye göndermiyoruz? 12 derslik bir okul yapılmış bizim burada. Beyhan İlkokulu ve Beyhan Ortaokulu. 12 derslik bir okulda en fazla 4 ya da 5 tane norm kadrolu öğretmen var. Ha ortaokulu olsun ha ilkokulu olsun toplamda. Hepsi yedek öğretmenlerle ders veriliyor burada. Bizim çocuklarımız 14 tane 3. sınıf, 4-5-6 kişi de 4. sınıf olduğu için diyorlar ki biz bu iki sınıfı birleştireceğiz. Bu iki sınıfı birleştirdikleri zaman çocuklarımız ders alamıyor. Niye alamıyor? Müfredata da yetişemiyor. Nasıl yetişmiyor deseniz günde 3 saat bir sınıf, günde 3 saat bir sınıf. Nasıl yetişir müfredata? 6 saat verilen bir ders yetişmiyorsa, öğrenci başarılı olamıyorsa 3 saate nasıl yetişir? Ben bunu yetkililerimize soruyorum. Bizim burada komple Paulo'ya 10 küsür öğretmen vermişler. Örnek veriyorum. Norm kadrolu öğretmen vermişler. Ama Arıcak gibi nüfus bakımından küçük olan bir yerde 30-40'ın üzerinde bir öğretmen kadrosu vermişler. Ha burada yedek öğretmenle niye biz eğitim görelim ki? Yedek öğretmen norm kadrolu öğretmen kadar ders veremiyor. Geçen sene mesela ben bu çocuğum geçen sene 3 tane öğretmen değiştirdi. 3. sınıfa gelene kadar 5 tane öğretmen değiştirmiş. Bu çocuk 5 tane öğretmen nasıl onları tanıyacak? Nasıl onların derslerine başarılı olacak? Onun anlatım tarzına uyacak? Bu çok zor. 3 haftadır halen çocuklarımızı göndermedik ve göndermeyeceğiz de. Öğretmen gelmese hiç çocuğumuz zaten gidip orada telef olacağına bari burada evinde otursun. Kardeşim, kardeşi, abisi, ablası ders versin. Ben ders veririm. Ne yapacağız? Orada zaten ders göremez. Burada en azından bir Ali gel Ali okul açıldı öğretebiliriz çocuğa. Orada da onu öğrenemez de zaten. Bizim talebimiz burada her sınıfa birer tane öğretmen versinler. Her ders için birer tane öğretmen versinler. İstanbul'da, Ankara'da müfredat aynıysa, burayla aynıysa, orada nasıl öğretmen vermişlerse burada da aynısını versinler. Bizim devletimizden, büyüklerimizden ricamız budur. Öğretmen verin ve bu çocuklarımız okula gitsin, telef olmasınlar. Nasıl onlar herkes okumuş, kaymakam olmuş, vali olmuş, savcı olmuş, hakim olmuş, doktor olmuş. Burada da bir tane böyle çıksın. En az senede bir tane çıksın. O da çıkmıyor. Biz de bu okullarda okuduk. Ama gittik Paulo Lisesi'nde, Paulo Endüstri Meslek Lisesi'nde okurken hep döküldük. Niye? Ücre köşedir, öğretmen vermediler bize. Bir zamanda bunun acısını halen de çöküyoruz. En azından bizim elimizden bir inşaat işi geliyor. Belki bu çocuklarımız elinde hiçbir şey de gelmez. Ha çocuğuma sorsan okula gitmek istiyor ama öğretmen yok. Beyhan İlkokulu 3. sınıf 3'le 4'ü birleştirmişler. O nedenle biz diyoruz ki birleşme olmasın. Ayırmak istiyoruz. 3'ler ayrı olsun, 4'ler ayrı olsun. Ortaokulda da öğretmen sıkıntısı var. İlkokulda da var. Şu an biz öğretmen istiyoruz yani. 3 saat 3'e veriyorlar, 3 saat de 4. sınıfa veriyorlar. Yetmiyor. Bir de öğretmen yedek. Yani fen bilimleri bitirmiş. Yani branşı da değil, sınıf öğretmeni de değil. Abi 4 tane öğretmen, asıl öğretmenimiz var. Bu diğer geri kalanlar da bir yedek. Tüm kalitesi düşüyor o yüzden. Biz diyoruz ki sınıf öğretmenleri gelsin. Yani yedek öğretmen istemiyoruz. Burada 11 tane öğretmenlere yapılmış şeyler var, evler var yani. Kimse buraya gelmiyor. Yani biz devletten istediğimiz nedir? Yani buraya öğretmen gelsin. Yani çocuklarımız iyi bir kaliteli bir öğrenim şeyleri görsünler. Bizim amacımız budur. Yani böyle olursa yani köyde kimse kalmaz. Hepsi göç olur. Yani imkanı olan gidiyor zaten. Ya şimdi 3 senedir bu seneyle beraber 3 senedir birleştirmiş sınıf var. 3 ile 4'ü birleştiriyorlar. Zaten normalde sorduğun zaman da öğretmen yok. Hepsi ücretli hemen hemen. 3-4 tane kadroda geri kalan hepsi ücretli. Şimdi 3 ile 4 birleştiği zaman 3 saat, 3. sınıf 4 saat de 4. sınıf toplam 6 saat. 3. sınıftaki öğrenci 4'e geçince aynı dersi bir de tekrar kendisi zaten görüyor. Biz buradan yetkilimizde sesleniyoruz. Ya ellerini biraz vicdanınıza koysunlar. Bugün Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
Hani öğretmen göndersin, öğretmen sıkıntımız çok fazla. Bu nedenle göç oluyor. İmkanı olan taşınıyor. Ben bile bu sene gelmez öğretmen, ben bile taşınacağım. 3 haftadır okul açılmış. 3 haftadır zaten öğrencimiz tek yok. Şu an göndermiyoruz. Öğretmen gelmediği sürece de gönderme niyetimiz yok. Öyle bir şey ki, yani diyorlar köyü boşal, herkes köyünü seviyor. Ama eğitim yüzünden hepimiz gidiyoruz, mecbur kalıyoruz. Yani bizim sıkıntımız Beyhan İlköğretim Okulu'nda öğretmenin olmaması. Bir de 3. ve 4. sınıfın birleşmiş olarak geçmesi. Hani biz bunu kabul etmiyoruz. Zaten birleştirme olunca 3. sınıf 3 saat, 4. sınıf 3 saat ders gördüğü için yani çocukların eğitim seviyesi daha çok düşüyor. Yani bu şekilde devam ederse hem köylerin, beldelerin kalkınması için bir şeyler yapılacak diyorlar. Ama yani bu şekilde olursa kalkınma değil, çoğunluk gidecek. Yani kimse kalmayacak. Yani bunu mu istiyorlar, bunu mu yapalım? Kes zaten öğretmen yok ki, nereye gönderdiğimiz zaman da öğrencileri tekrar geri gönderiyorlar eve. Yani öğrenci gidiyor, öğretmen yok, tekrar geri geliyor. Hani yani illa biz göndermeyeceğiz de değil. Zaten göndermiyoruz. Yani çocuklar gittiği zaman öğretmen de yok ki. Yani çocuk niye gitsin ki okula? Yani Beyhan İlköğretim Okulu bütün mahallelerden, yani Girne, Karşıyaka, İstasyon, Güney'den bütün öğrencilerin toplandığı yer Beyhan İlköğretim Okulu. 3 tane, 4 tane kadrolu öğretmen var. Diğerleri hepsi ücretli. Ortaokul da dahildir.